Sevgili 3. sınıflar, konumuz sözcükte anlam, gerçek ve mecaz anlam konusunu öğreneceğiz. Bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamına gerçek anlam diyoruz. Cümlelere birlikte bakalım. Kahve çok sıcak, arkadaşım bizi sıcak karşıladı. İki cümlede sıcak kelimesi kullanılmış. Peki bu kelimelerden hangisi gerçek anlamda, hangisi mecaz anlamda kullanılmış? Sıcak ne demek çocuklar? Bir yerdeki ısı değerinin yüksek olması ya da bir içecekte ya da soğuk olmama durumu demek değil mi? Peki hangisi bu anlamda kullanılmış? Kahve çok sıcak. Bakın bu cümlede sıcaklık gerçek anlamda kullanılmış. Gerçek anlam yazabiliriz. İkincisinde arkadaşım bizi sıcak karşıladı. Kahvenin, çayın sıcaklığı gibi bir sıcaktan mı bahsediyor? Hayır tabii ki. Yani arkadaşı onları samimi, sevgi dolu, güler yüzlü karşılamış. Bu yüzden mecaz anlam. Mecazın m'si, anlamın a'sı yazabiliriz. Diğer cümlede marketten şeker aldım. Bu çocuk çok şeker. Şeker kelimelerine bakıyoruz. Şeker dediğimizde aklımıza gelen ilk anlamı nedir? Yediğimiz tatlı şeyler, renk renk değil mi? Aklımıza gelen anlamı bu. Peki hangisi gerçek anlamda kullanılmış? Marketten şeker aldım. Birinci cümle gerçek anlamıyla kullanılmış. Bu çocuk çok şeker. Burada çocuğun sevimli, tatlı olduğundan bahsediyor. Mecaz anlam. Bardağı kırdı, sözleriyle beni kırdı. Kırmak dediğimizde aklımıza ne geliyor? Bir camın, kalemin, pencerenin, tabağın, bardağın kırılması geliyor değil mi? Peki kırılma durumu hangisinde gerçek anlamda kullanılmış? Birinci cümlede bardağı kırdı. Buradaki gerçek anlamda kullanılmış. Sözleriyle beni kırdı. Biz insanlar kırılan varlıklar mıyız? Tıpkı cam, bardak gibi. Tabii ki hayır. Burada kırdı derken bardağın kırılması gibi bir kırmaktan bahsetmiyor. Yani üzülmek, incinmek değil mi? O anlamda bahsettiği için mecaz anlam. Arkadaşım ağır konuştu. Çantası çok ağırdı. Ağır kelimelerine bakıyoruz. Kelimenin anlamı kütle olarak bir cismin fazla olması demek. Peki hangisinde bu anlamda kullanılmış? Çantası çok ağırdı cümlesinde ağır kelimesi gerçek anlamda kullanılmış. Birinci cümlede arkadaşım ağır konuştu. Yani incitici, kırıcı, üzücü konuştu anlamında mecaz anlam. Meyve bıçağı çok keskin, bahçeden keskin koku geliyor. Keskin olma durumu bıçağa özgü bir durumdur. Bu durumda birinci cümle ne olacak? Gerçek anlam. İkinci cümlede keskin kelimesi kötü koku, ağır koku, rahatsız edici bir koku anlamında kullanılmış. Bu yüzden mecaz anlam. Konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.